Merhabalar arkadaşlar. Ayşe Uyuyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz eğer sağ alt köşede yazılı olan abone ol yazısına tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizle de desteklerseniz çok mutlu olurum. Bunun için şimdiden teşekkür ederim. Bugün size yapımını anlatmaya çalışacağım modelim. Çok zarif, çok şık, ayrıca çok da ağır duran, ince olmasına rağmen çok ağır duran bir kenar oyası. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Hazır yazmaların kenarında böyle makine işi ince oyalar olur. İşte o oyanın tağa çevrilmiş hali bu hanımlar. Biraz makine işini andırıyor, biraz mekik işini andırıyor bu model. Ama gerçekten çok zarif. İnce oya sevenlere tavsiye edebileceğim bir model. Bu yazmam bitti. Müşterim şöyle sade şekilde istedi. Uygulama yaptığım yazmam cink marka, zümrüt yeşili. Kullandığım ipim de leylak marka, zümrüt yeşiliydi. Numarası yoktu. Ama siz alternatif markaların zümrüt yeşili tonunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Ayrıca yapmak isterseniz de genelde sade olan cenk markaların paketlerinde ip numaraları da veriliyor. Şimdi uygulama yaptığım yazmamda aynı model olacak ve siyah yazmaya uygulayacağız. Siyah yazmam da şöyle cenk marka. Ben ilk sırasını yaptım şöyle. İlk sırası da bu şekilde oluşuyor. İki sırada oluşuyor oyamız. İki sıradan oluşuyor. İlk sırasını yaptım. Fakat ben oyadan devam etmeyeceğim. Yapımını, başlangıcını görmek isteyen arkadaşlarımız için de yeniden başlayacağım. Kolaylık olsun onlar için de. Şöyle tığımı, pardon yazmamı çok sık olmayacak şekilde şöyle netleştirmeye çalışayım. Çok böyle sık olmayacak şekilde iki zincirle tığladım. Sizler de çok sık tığlamayın çünkü oya biraz böyle büzülebilir. İpimde leylak marka. Fakat siz istediğiniz markanın siyah ipini kullanabilirsiniz. Tığım 22.05. Şöyle başlayalım inşallah. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. İpimi tığıma sabitliyorum. Şu şekilde. Şöyle tığ battığımın, pardon. Öncelikle tığımıza ipimizi iki kere doluyoruz. Şöyle tığ battımın içerisinden giriyorum. Şu kısa ipi şöyle tutun ki alttan şöyle tutun ki rahatlıkla yapabilirsiniz bu dolguyu. Önce 2, sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde şöyle dolgumuzu yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığıma 2 kere doluyorum ve aynı tığ battığın içerisine batırarak tekrar 2 2 2 olacak şekilde 3 kere de çıkararak şöyle V şekli oluşturuyorum. Tığıma tekrar ipimi 2 kere doluyorum. Arada bir tığ battı boşluk bırakıyorum. Hemen yandaki tığ battığın içinden giriyorum. 2 2 2 olacak şekilde dolgumu yaptım. 3 4. 4 zincirimi çektim. Tekrar tığıma ipimi iki kere doladım. Aynı tığ battığına batıyorum. Şöyle 2 2 2 olacak şekilde dolgumu yaptım. Yuvalarımız V şeklinde oluyor. Tekrar tığıma ipimi iki kere doladım. Arada bir tığ battı boşluk bıraktım. 2 2 2 olacak şekilde dolgumu yaptım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tekrar tığıma iki kere ipimi doladım. Aynı tığ battıya batarak 2, 2 ve 2 olacak şekilde şöyle yuvalarımızı oluşturuyoruz. Yuvalarımız bu şekilde hanımlar. Sizler herkesin elinin ayarı farklıdır. Buradaki zincirleri 5 de yapabilirsiniz. Mesela şu zümrüt yeşili yazmada ipin biraz daha ince olduğu için ben 5 zincir çektim. Fakat biraz siyah ipler genelde kalın oluyor. O yüzden bunda 4 zincir çektim. Ve oyanız daha ufak olsun istiyorsanız da tağa ipinizi bir kere dolayarak yapın hanımlar.
Ben şöyle kendi oyama devam ettim, ilerlettim. Bakın şu köşeye geldik hanımlar, bakın. Köşede 3 tane şöyle tığ battığımız var. Şimdi tekrar tığıma ipimi 2 kere şöyle doladım. Şu 3 tane tığ battının her birine bir tane ara vermeden yapacağız. 1, 2, 3, 4. Tığıma 2 kere ipimi doluyorum. 2, 2, 2. Tığıma 2 kere ipimi doluyorum. Tığ battı aralık vermeden hemen köşedeki tığ battının içinden giriyorum. 2, 2 olacak şekilde çıkarıyorum. 3, 4 zincirimi çektim. Tekrar ipimi 2 kere doladım. Aynı tığ battıya giriyorum. 2, 2, 2 olacak şekilde çıkarıyorum. Tığıma ipimi 2 kere doluyorum. Aralık vermeden hemen yanındaki tığ battıya batıyorum. 2, 2, 2 olacak şekilde dolgumu yaptım. 3, 4, 4 zincir çektim. Tekrar ipimi 2 kere dolayıp aynı tığ battıya battım. 2, 2, 2 olacak şekilde aralık vermeden köşemizi yapıyoruz hanımlar. Şöyle köşeyi de göstereyim sizlere. Bakın burada şu şekilde duracak köşemiz hanımlar. 3 tane yaptığımız zaman köşemiz de bu şekilde duracak. Daha düzgün duruyor. Aralık vermeden yaparsak daha güzel bir formda oluyor. Şu köşeyi de görmenizi istedim özellikle. Şimdi ben bu geri kalanını sonradan tamamlarım. Üst kısmının yapımını da göstereyim sizlere. Şöyle ipimi elime sardım, tığıma sabitliyorum. Ben normalde üst sırayı da siyah iple geçeceğim ama daha anlaşılır olsun diye açık bir ip kullanmak istedim ve hanımlar alternatif olarak da şöyle üst kısmını siyah yazmaya uygulayacaksanız eğer istediğiniz renkle kombinleyebilirsiniz. Çok zarif, çok güzel olur. Hatta yeşili ben müşterime gösterdim. Şu üst kısmını hardal sarısıyla yaptım. Zümrüt yeşili tonlarına hardal sarısı çok yakışıyor. Dilerseniz üst kısmını da farklı renklerle de yapabilirsiniz. Şöyle ipimi tığıma sabitledim. Şöyle aradan giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burada farklı bir doldurma işlemi yapacağız. Şimdi hanımlar bir zincir çekiyorum. Zincirimin altından giriyorum. İpimi çıkardım. Aldığım ilmeği tığdaki ilmekten çıkarıyorum. Bu şekilde 5 tane yapacağız. Öndeki sık iğneyi de sayalım şimdilik. 2 zincir çekiyorum arada bir tane. 3 bir zincir. 4 bir zincir. Ve 5. İlk başta zorlanabilirsiniz. Ama eliniz alışınca rahatlıkla yaparsınız bunu. Şöyle şu 2 V'nin ortasına da şöyle bir tane yapacağız. Tekrar ilmekten aldığımız ilmeği şöyle tığdaki ilmekten çıkarıyoruz. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Aldığımız ilmeği tığdaki ilmekten pardon hanımlar. Şöyle aldığımız ilmeği tığdaki ilmekten çıkarıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bu bir oldu. 2 3 4 5 Araya da bir tane yapıyoruz. Pardon, ipim ayrıldı. Bu kısmı biraz eliniz alışıncaya kadar sıkıntılı fakat eliniz alışınca rahatlıkla yaparsınız. Hemen yandakine geçiyorum. Aldığım ilmeği tığdaki ilmekten çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum arada. Bir zincir 2 oldu. Bir zincir 3 oldu. Pardon, zincir çekmemişim.
bir zincir 4 oldu ve bir tane daha 5 oldu. Tekrar araya bir tane daha yapıyoruz. İsterseniz araya siz sık iğne de yapabilirsiniz ama böyle daha iyi durdu. O zaman büzülme yapmıyor. Bakın şu şekilde hanımlar. Tabii bitince daha da düzgün görünecektir. Tekrar bir tane daha gösterelim. Bakın hanımlar. Aralara zincir çekiyorum. 3 4 ve 5. İsterseniz buraya böyle bir sık iğne de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yaptım, daha zarif durdu. 1 2 3 4 ve 5. Araya şöyle bir, size kolaylık olsun diye siz sık iğne de yapabilirsiniz. İki şekilde de gösterdim. İsterseniz sık iğne yapın, isterseniz gösterdiğim teknikte de yapabilirsiniz. Tamam, işte üst sıramızda bu şekilde oluyor. Oyanız bittiği zaman hanımlar, şunu da söyleyeyim. Eğer burada mesela biz 5 tane doldurduk, sizin eliniz eğer sıkıysa 6 yapın. Çok gevşekse hani 5 yapın. Ama mutlaka ütülemeden önce hanımlar şu tığınızın tersiyle şunları hanımlar böyle iyice, tabii şu yazmanın tığ battı kısmını tutarak, yazmayı zedelemeden şöyle yukarı çeke çeke hanımlar önce düzeltin. El ütüsü yapın. Ondan sonra ütüleyin hanımlar. Zaten ütülenmiş gibi duracaktır. İnanın çok zarif bir model. Yakından görseniz daha hani daha ifade edebileceğim kendimi. Dediğim gibi böyle ince oya sevenler için tavsiye edebileceğim bir model. Üst sıramız da bu şekildeydi. Tabii ben daha anlaşılır olsun diye açık bir renk kullandım ama siyah iple devam edeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şöyle bu şekilde göstereyim bitmiş halini. Yorum ve beğenilerinizle desteklerseniz çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın hanımlar.